TR724 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın İsrailli casus çift olayının perde arkasında bunlar olduğu başlıklı yazısını paylaşıyoruz. İsrailli çift Türkiye'de casus diye tutuklandı, sonra İsrail'den en üst düzeyde kurulan temaslar sonucu serbest bırakılıp özel uçakla ülkelerine döndü. Türkiye'ye her açıdan bir utanç tablosu kaldı. Perde arkasında yaşananlarsa Türkiye'nin nasıl yönetildiğini dünyaya göstermesi açısından dikkate değer. İsrailli çift Natalie ve Mordi Oakney'nin Türkiye'de yaşadıklarının yakın gelecekte komedi casusluk filmlerine konu olacağına şüphe yok. Natalie ve Mordi Oakney ilk kez geçen sene Türkiye'ye sağlık turizmi için geliyorlar. Kaldıkları süre içinde hem uygun şartlarda tedavi oluyorlar hem de İstanbul'u gezme fırsatı buluyorlar. Bu gezileri sırasında bir Türk asıllı Türkiye vatandaşıyla tanışıyorlar. Bazı turistik yerleri de birlikte geziyorlar. Yeniden İstanbul'a gelmek üzere ülkelerine dönüyor. Özel halk otobüsü şoförlüğü yapan çift İsrail'de çok tanınıp seviliyor. Çiftin bu tanınırlıklarından dolayı bazı reklam filmlerinde de oynadıkları biliniyor. Natalie ve Mordi Oakney tatil planlarını yapıp geçtiğimiz ay içinde yeniden İstanbul'a geliyorlar. Havaalanında bir önceki tatillerinde tanıştıkları Türk vatandaşıyla buluşup İstanbul'un bilinen önemli turistik yerlerini geziyorlar. Gezdikleri yerler arasında İstanbul'un yeni turistik mekanlarından biri olarak gösterilen Çamlıca Kulesi'ne de çıkıyorlar. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle bilinen seyir terasına geçip İstanbul'un panoramik fotoğraflarını çekiyorlar. Türk vatandaşı arkadaşları kuleden İstanbul'un görülen önemli yerlerini işaret edip gösteriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evini işaret edince de Natalie ve Mordi Oakney heyecanlanıyorlar. Buranın fotoğraflarını çekip evi işaretleyerek WhatsApp'tan aile grubunda paylaşıyorlar. Bu sırada anlaşılmayan bir dilde konuşan karı kocanın konuşmalarında sık sık Erdoğan kelimesini kullanmaları oradaki garsonu şüphelendiriyor. Garson kimseyi hissettirmeden güvenlik görevlisini çağırıyor. Gelen güvenlikçi çiftin cep telefonlarından çektikleri fotoğrafları görüp inceliyor. Yazılanlar İbranice olduğu için bir şey anlamıyor ama Erdoğan'ın konutunun işaretlenmiş olması onun için yetiyor. Güvenlikçi hemen polisi çağırıyor ve İsrailli çifti alıp karakola götürmek istiyor. Türk vatandaşı durumu anlatmaya çalışıyorsa da sonuç değişmiyor. Polis üçünü birden karakola götürüyor. Casusluk şüphesi olduğu için terörle mücadele polisleri devreye giriyor. Gerekli evraklar hazırlanıp adliyeye sevk ediliyor. Polis deport edileceklerini beklerken Türk vatandaşı dahil üçüne tutuklama kararı çıkıyor. Natalie ve Mordi Oakney İsrail'deki yakınlarıyla en son 31 Ekim'de irtibat kuruyor. Olay İsrailli çiftin 1 Kasım'da ülkelerine dönmemeleri üzerine ortaya çıkıyor. Çiftin İsrail'deki yakınlarının polise başvurmasıyla başlayan iki ülke arasındaki diplomasi maratonu bir haftayı aşıyor. İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ehud Moshe Eytam, Maltepe cezaevinde tutuklu bulunan vatandaşlarıyla görüşmek istiyor, kabul edilmiyor. İki ülke arasında doğrudan diplomatik ilişkiler olmadığı için nasıl temas kurulacağına dair tereddütler yaşanıyor. İki ülkeyle de diyaloğu iyi olan İngiltere veya Azerbaycan üzerinden temas kurulması gündeme geliyorsa da doğrudan iletişim yolu tercih ediliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid devreye girip Türk makamlarıyla temas kuruyor. Yapılan girişimlerin ardından konsolos Natalie ve Mordi ile cezaevinde görüşüyor ve onlara moral verip en kısa zamanda serbest bırakılacaklarına dair teminat veriyor. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temas kuruyor. Bu İsrail Cumhurbaşkanı ile Erdoğan arasında 5 yıl sonra doğrudan yapılan ilk telefon görüşmesi oluyor. Bu sırada Natalie ve Mordi'nin tutuklandığının duyulması üzerine İsrail'de Türkiye'ye yönelik boykot kampanyaları başlatılıyor. Turist gönderilmemesi, Türk mallarının boykotu ve İsrail sınırları içerisinde Türk medya mensuplarının sınır dışı edilmesi ve uluslararası camiada Türkiye'nin kıskacı alınması girişimleri tartışılıyor. Konuşulanların kampanyalara dönüşeceğinin anlaşılması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı kamuoyundan konunun gündemden çıkarılmasını ve her şeyin diplomatik yollardan en kısa zamanda çözüleceğinin mesajını veriyor. Türk yetkililere konunun iki ülke arasında bir krize dönüşmeden çözülmesini istediklerini kararlı bir şekilde ilettiklerini duyurdular. İsrail medyasında yer alan habere göre Mossad, MIT'le irtibat kurarak Natalie ve Mordi Oakney adında bir mensupları olmadığı gibi böyle bir temaslılarının da bulunmadığı bilgisini paylaştı.
Bu arada Dışişleri Bakanı Lapid'in konuyla ilgilenmek için 17 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a yapacağı programlı geziyi iptal ettiği İsrail kamuoyuna duyuruldu. The Jerusalem Post'a göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'de tutuklu bulunan çiftin kızları 20 yaşındaki Shiraz Ben Haruş ve Natali'nin kardeşi Eran Peri ile hemen her gün görüşüp hem teselli edip yürütülen çalışmaları anlattı ve nasıl davranması gerektiğini söyledi. Bakan Lapid, Shiraz Ben Haruş'a çarşamba günkü görüşmede anne babasına en geç 19 Kasım Cuma günü kavuşacağını söyledi. Çarşamba günü öğleden sonra çift, hapishanede korona testine tabi tutulup hazırlıkları yapıldı. İsrail'den bir özel uçak 18 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinde İstanbul'a indi. İktidar medyasında haklarında onlarca casusluk senaryosu haberi yayınlanan Natali ve Mordi Oaknin, bağımsız Türk mahkemesi tarafından serbest bırakıldı ve hapishaneden doğrudan havaalanına götürüldüler. Özgürlüğüne kavuşan çift, ülkelerinde tahmin edileceği gibi büyük bir sevinçle karşılandı. İsrail medyası hem havaalanında karşılanmalarını hem de evdeki mutluluğu yansıtan görüntülere yer verdi. İsrail'li çift ailelerine kavuştuktan sonra İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işbirliği için teşekkür etti. İsrail Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ailesine kavuşan çifti telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İsrail'li bu çift ajansa niçin serbest bırakıldı? Turist'e niçin tutuklandı gibi size mantıklı gelse de Türkiye gibi bir devlette bu soruları sormanın abes olduğunu unutmayın. 20 Şubat 2018'de casus diye tutuklanan Alman vatandaşı Deniz Yücel nasıl Başbakan Angela Merkel'in telefonuyla serbest bırakıldıysa, 12 Ekim 2018'de rahip Andrew Brunson nasıl Başkan Donald Trump'ın emriyle salıverildiyse, Oaknin çifti de öyle bırakıldı. İşte böyle, Türk devleti başka ülkelere kendi vatandaşını kaçırıp hapsetmek için özel uçak gönderiyor. Bazı devletlerse vatandaşını kurtarmak için uçak yolluyor. Son söz, ülke ekonomisi böyleyken kimsenin ajanını hapishanede tutamazsınız.